izleyicilerimiz, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar taşıyarak bizlere doğal ve kültürel güzelliklerini sergileyen ilimiz Gaziantep'te programı sız kesmeden devam ediyor. Şimdi yanımda Mikail Bey var. Gaziantep deyince özellikle bölgeyi bilenlerin aklına kuruluklar, kuru yemişler, aynı zamanda soslar geliyor efendim. Köftelerde, diğer ürünlerde kullanılan nar ekşisi, sumak gibi ürünler özellikle Gaziantep'ten temin edilmeli bence. Şimdi bunların bilgilerini Mikail Bey'den alacağız. Mikail Bey merhabalar, nasılsınız öncelikle? Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ediyorum. Misafirperverliğinizle beraber çok daha iyi olduk Mikail Bey. Şimdi öncelikle Gaziantep'e özgü ürünlerin satışının yapıldığı bir yer burası. En çok hangi ürünler satılıyor sizlerde? Buraya özgü, yani bunu Gaziantep'te yediniz, başka bir ilde yiyemezler dediğiniz ürünler hangileridir? Öncelikle zaten Antep denilince aklımıza ilk gelen şey Antep fıstığıdır, her zamanki olduğu gibi. Bir de gastronomi şehri olduğu için akla ilk gelen şey yemek olunca haliyle baharatlar olsun, kuruluklar olsun, pul biberimiz olsun, salçamız olsun yemek sınıfında. Yok işin zamanına da gelince ona da üzüm işin içine giriyor. Pekmezimiz olsun, şırı önlerinden cevizli sucuklarımız olsun, fıstıklı muskalarımız olsun, turşularımız olsun. Bütün her şey Antep'e özgüdür. Yani Antep'i saymakla bitiremeyiz şu anda. Son zamanlarda Siirt ilimiz fıstık konusunda Gaziantep'e rakip çıktı. Gaziantep'te üretilen fıstıklar sizle tatlılarda daha mı iyi oluyor? Yani zaten Antep fıstığı Amerika'daki bir reklam çekiminde bile görürseniz Antep fıstığını çikolatamıza katıyoruz diye konuşurlar. Değil Siirt, Türkiye'nin her yerine fıstık yetişse yine de Antep fıstığını ve havasında yetişen fıstık hiçbir zaman hiçbir yerin fıstığına değer olmaz. Lezzetini de tutturamayız yani hiçbir zaman. Aynı zamanda sizlerin burada kurulukları var. Kuruluklar kuru dolmalarımızda kullanılan ürünler. Peki bunları şehir dışına gönderebiliyor musunuz? Yani kullanım koşulları açısından. Tabii ki Türkiye'nin 81 iline de gönderiyoruz kurulukları. Patlıcan, biber, acı biber, tatlı biber, kabak olsun, acı da olsun, yeşil yeşil olur onlar. Zaten kuru dolma Antep'te meşhur siz de bildiğiniz gibi. Antep'ten başka bir yerde kuru dolma olmaz. Zaten buraya geldiklerinde şehir dışından biz bunu nasıl yapacağız diye tarif de verdiğimiz oluyor. Özel nar ekşisi, ev yapımı nar ekşisiyle, ev yapımı sumak ekşisiyle de kullanıldığı takdirde sarımsaklı, zeytinyağlı dolmalarda her türlü lezzeti elde edebilmeniz için illaki Antep mutfağını ve Antep'te satılan ürünleri temin etmeniz gerekiyor bu ürünler için. Peki bu az önce saymış olduğunuz ürünlerin yani nar ekşisi, sumak ekşisini ekran başındaki izleyicilerim çok fazla bilmiyor olabilirler. Ama Gaziantep yöresinde birçok yemekte ve salatada bu ürün kullanılıyor. Bu ürünlerin imalatı kim tarafından yapılıp sizlere geliyor? Tamamen kendi imalatımız diyebiliriz ona. Annem başında duruyor. Temizliğinden, titizliğinden dolayı hiçbir şey yoktur. Şimdi arka planda da zaten sumak ekşisini görür seyircilerimiz. 3 haldedir sumak ekşisi. Tane çekilmiş ve sıvı halinde. Tane sumağımız suyu alınarak çorbalarda kullanılır. Sıvı hali kısırlarda, dolmalarda kullanılır. Toz halini ise pivazlarda ve salatalarda rahatlıkla kullanabilirler. Annem dedim çünkü bu işin başında tecrübeli bir kişi olmadığı takdirde o nar ekşisi ve sumak ekşisini kesinlikle ve kesinlikle aynı lezzeti hiçbir zaman hiçbir yerde yani o lezzeti alamazsınız. Orijinalini bulamazsınız. Değerli izleyicilerimiz, Gaziantep deyince aklımıza biber salçaları da geliyor. Çünkü çok güzel biber salçaları var. Yemeklere çok ufak bir kaşık koymanız bile yemeğe inanılmaz bir renk veriyor. Buradaki işletmenin en önemli özelliklerinden bir tanesi de şudur ki işin başında direkt bir hanımefendi var. Ve bu hanımefendi kendi kontrolünde bunların üretimini sağlıyor. Aynı zamanda Mikail Beyler de burada 6 kardeş ve kendi işlerinin başındalar. Her şeyinde, her alanında bir kardeş var. Her şeyde, her alanda birimiz yapıyoruz. Satış yerinde aynı zamanda her zaman beraberiz. Yani ne olursa olsun, hangi işte olursa olsun, kendi işin başında olmadığın takdirde kaliteyi hiçbir zaman aynı çerçeve içerisinde tutamayız. İşin başında olduğun zaman kalite hiçbir zaman değişmiyor. Ben şuna bir daha değinmek istiyorum. Gaziantep'e özgü bütün ürünler sizlerde bulunur değil mi? Bulunur. Ne isterlerse, mutfaklarında ne lazımsa, damak lezzetlerine ne istiyorlarsa, oturduğunda, yemek yediğinde, televizyon izlerken, tatile gittiğinde ne olursa olsun hepsini bize temin edebilirler yani. Tatlılarda, yemeklerde, kuru yemişlerde, baklagillerde ve kuru yemişlerde hepsini burada bulabiliyorsunuz efendim Gaziantep'e özgü. Mikail Bey programımıza renk kattınız. Çok teşekkür ediyorum. Ekran başındaki izleyicilerime son olarak söylemek istediğiniz, tavsiyede bulunmak istediğiniz bir şeyler varsa kısaca dinleyelim ve kardeşimizi buraya davet etmiş olalım. Antepli mutfağının lezzetini bilmeyen yoktur. Siz de mutfağınızda
aynı şeyi, aynı havayı yaratmak istiyorsanız mutlaka Antep mutfağında kullanılan bütün ürünleri kullanmanızı tavsiye ederiz. Bizler de çok teşekkür ediyoruz sizlere. Şimdi de yanımda alanında uzman olan Abdullah Bey var. Abdullah Bey ile de kuru yemişlerimizi alırken nelere dikkat edeceğiz, kimleri tercih edeceğiz bunlardan bahsedeceğiz. Abdullah Bey sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Kuru yemişimizi alırken öncelikle nelere dikkat edeceğiz? Bunlardan bahsedelim, daha sonra tanıtacağız ürünlerimizi. Kuru yemiş alırken bir iş yerinin sürekli sirkülasyon olan, yani çok satılan yerden almanızı tercih ederim. Çünkü çok sirkülasyon olan yerde tazelik olur. Ürün bir firmada çok kalınca güvelenme oluyor, işte böceklenme oluyor, onu yüzüne baktığınızda anlarsınız. Ama çok sirkülasyon olan yerden alırsanız daha taze olduğunu anlayabiliriz. Mesela fıstık, Gaziantep'e özgü Gaziantep'imizin medarı iftarı Antep fıstığı. Bunu alırken tazeliğini nasıl anlayacağız bu fıstığın? Bunu alırken tazeliğinde zaten ilk tadına baktığınızda o ağzınıza vereceği o reyhayı, o yağlanmayı hissedeceksiniz. Ve fıstıkta önemli olan ana çıtlak olması, ağzının tamamıyla açık olması. İyi bir fıstıkta önerebileceğim tek şey ağzının daha çok açık olması. Elinizle çıtlatıp yiyebilirsiniz. En kaliteli ve en şey olan odur. Ağzı en açık olan fıstıklar daha kaliteli olanlar ve tercih edebileceğimiz ürünlerdir. Gaziantep'e özgü bir ürünümüz daha var ki muska olarak adlandırılıyor efendim. Muskanızı da sizler tanıtır mısınız biraz? Muskayı biz burada kendi imalatımız olduğu için muskayı dış yüzünü üzüm suyundan, yani orijinal üzümün suyunu kaynatılaraktan, üzüm suyundan, pestilinden yapıyoruz. İçini de sıfır boz, baklavada kullanılan sıfır bozdan yapıyoruz. Ve sarımını görmüş olduğunuz gibi tek sarım. Yani en lezzetli olan tek sarım yapıyoruz ki daha lezzetli olsun. Fıstığını, boz fıstığını seçtiriyoruz. Kendi elimizle çekiyoruz. Kendi elimizle de sardırıyoruz. Hijyenik bir şekilde. O yüzden şeker hastası olanlar bizden bunu alıyor. Çünkü doğal olduğu için. Yani ekstra bir şeker katkı maddesi olmadığı için çok daha sağlıklı, şeker hastalarımızın bile yiyip tercih edebileceği ürünlerden bir tanesi. Ama ben sizi şu konuda uyarayım ki içine bazen bezelye ezmesi koyuyorlar renk vermesi için. O yüzden fıstık olmasına dikkat edin. Almadan önce bir tane de olsa tadın, tadına bakın, daha sonra almanızı öneriyorum. Aynı zamanda Gaziantep'e özgü bir lezzetimiz daha var. Say say bitmiyor. Sucuğumuz. Burada Abdullah Beyler kendileri üretiyorlar bu ürünleri de. Sucuğunuzdan da biraz bahsedin lütfen. Sucuğumuzu da cevizini yerli ceviz olmak üzere. Yerli cevizimizi alıyoruz, tek tek saplıyoruz ve bunu üzüm suyunu kaynataraktan, pekmez de değil, üzüm suyunu kaynataraktan bunu batırımını ince olarak, bakın bir daha söyleyeyim, ince olarak olursa daha lezzetli olur. Kalın batırımlarda glikoz oluyor, işte pekmez de oluyor. Bunda saf üzüm suyudur ve içindeki de yerli cevizdir. Maraş'ın cevizini kullanıyoruz. İçindeki de, yüzeyindeki de sadece üzüm suyudur. Burada marketlerde de bu ürünlerin satışlarını görüyoruz ama biz daha çok kalın olanı tercih ediyoruz. Ama burada önemli olan noktanın aslında ince olan, üzüm pekmezini içine almış olan ürünün daha kaliteli olduğunu sizlerden öğrenmiş oluyoruz. Peki sizlere gelip Gaziantep'ten bunları temin edemediler. Hatta Türkiye'de bile değiller. Yurt dışında da bu ürünlerin saha satışları ya da sizlerin buradan gönderim sağladığınız ülkeler var mıdır? Gönderiyor musunuz? Biz Türkiye'nin 81 iline 2 günde kargoyu göndeririz. Günlük bizden kargo çıkıyor. Anlaşmaları yaptık. Bundan sonra da dünyanın her tarafına 10 günde ve en fazla minimum 1 haftada ulaşmak üzere göndermeye çalışacağız. Yani burada çok büyük bir girişim var. Gaziantep ürünleri yalnızca artık Gaziantep'te, Türkiye'de değil, yurt dışı pazarında da Gaziantep ürünleri bulunacak. Zaten buraya geldiğinizde ikramlarla bile doymuş oluyorsunuz efendim. Gaziantep'e yolunuz düşerse mutlaka bir uğrayın, ürünlerin tadına bakın. Bakalım bir sonraki durağımız neresi olacak? Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere.